Gençler merhabalar. Kültür alanda yaşanan Osmanlı Devleti'nde kültür alanda yaşanan değişmelerle konumuza devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde düşünce hayatında da önemli değişiklikler olmuştu. Ama bu değişiklikler önce devlet adamlarında görülmüştü gençler. Çünkü devlet adamları artık Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan geri kaldığını anlamışlardı. Yani şunu söylüyorlardı. Biz artık Avrupa'dan ekonomik olarak, askeri olarak, teknik olarak geri kalmış durumdayız. Bu nedenle ilk olarak Osmanlı devlet adamları artık batılılaşmanın gerektiğine inanmışlar ve bu yolda mücadeleye girişmişlerdir diyoruz. Bu amaçla ilk olarak Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek amacıyla elçiler gönderilmiş ve ilk elçi de Lale Devri'nde gönderilmiştir gençler. İlk elçi Lale Devri'nde gönderilmiştir. Kimdir gönderilen elçi? 28 Mehmet Çelebi Paris'e gönderilmiştir diyoruz. Bunu not alabilirsiniz. Lale Devri'nde gönderilen ilk elçi 28 Mehmet Çelebi Paris'e gönderilmiştir diyoruz. Yani Paris'e giden bu elçi Avrupa'daki gelişmeleri izleyecek, gördüklerini, izlenimlerini Osmanlı Devleti'ne aktaracaktır diyoruz. Tanzimat Fermanı ile beraber de yine düşünce hayatında önemli değişiklikler olmuştu gençler. Özellikle Avrupa karşısında giderek geri kalındığını gören aydınlar, düşünce alanında da köklü değişiklikler artık yapılması gerektiğini savunmuşlardır. Özellikle o dönemde toplumu aydınlatmak amacıyla aydınlar akla ve bilime önem vermişlerdir. Şinasi, Namık Kemal, Cevdet Paşa, Ali Suavi, Yusuf Akçura gibi önemli aydınlar bu dönemde düşünce hayatının gelişmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır diyoruz. Bu aydınları siz gençler edebiyatta da yazdıkları eserlerle bilirsiniz. Biz bunları daha önce de görmüştük bir kısmını. Jön Türkler dediğimiz aydınlardı. Neyi amaçlıyorlardı bunlar? Jön Türkler dediğimiz bu aydınlar Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin ilan edilmesini isteyen, bu yolda mücadele eden aydınlardı. Hem edebi eser yazmışlar, hem meşrutiyetin ilan edilmesi için mücadele etmişler. Yani bu şekilde Osmanlı Devleti'nin düşünce hayatının gelişmesine katkıda bulunmuşlardır diyoruz gençler. Batılılaşmanın sanatta da ortaya çıkardığı örneklere bakalım. Yani şimdi de batılılaşmanın hangi alanlarda Osmanlı'yı etkilediğine bakacağız. İlk olarak sanatta ortaya çıkardığı değişime bakalım biraz gençler. Sanatta ortaya çıkardığı değişimi biz ilk olarak Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde görüyoruz. O dönemde Lale Devri'nde yapılan eserlerde Batı tarzı mimari üslubun örnek alındığını görüyoruz. Hangi üsluplar bunlar? Batı tarzı üsluplar. Bunlar barok, ampir ve eklektizm denilen sanat akımları ve bu sanat akımlarıyla beraber zengin bir çeşitlilik ortaya çıkmıştır diyoruz gençler. Özellikle bu Batı tarzı mimari üslupla yapılan eserler var bizde. O dönemde mimari üslup, Batı tarzı mimari üslupla hangileri bunlar? Beylerbeyi Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı bu Batı tarzı dediğimiz mimari üslupla yapılan eserlerdir. Lakin ikinci meşrutiyetle beraber Batı ile ilişkilerin zayıflaması. Hatırlarsanız ikinci meşrutiyette Türkçülük fikir akımı ortaya çıkıyordu. Yine bu dönemde Batı ile ilişkiler zayıflıyor. Ve buna bağlı olarak neo klasik dediğimiz bir Türk üslubu ortaya çıkıyor. Yani Batı tarzı Barok ve Rokoko'ya karşı neo klasik dediğimiz bir Türk üslubu ortaya çıkıyor. Kendine dönüş anlamına geliyor bu. Özüne dönüş anlamına geliyor bu Türk üslubu. Ve bu mimari üslupla beraber yine Türk tarzı ortaya çıkarılmaya başlanmıştır diyoruz. Yine bu neoklasikle hangi eserler yapılmıştır? Özellikle o dönemde Bebek Camii ve Haydarpaşa Vapur İskelesi bu neoklasik dediğimiz üslupla yapılan eserlerdir diyoruz gençler. O dönemde yine en dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Osman Hamdi Bey'dir gençler. Bunu çok duyacağız ilerleyen dönemlerde. Osman Hamdi Bey ressam, arkeolog, müzeci dediğimiz bir kişiliğe sahip o dönemde. Özellikle Osman Hamdi Bey o dönemde Osmanlı Devleti'nin ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi Nefise Mektebi'ni ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurmuştur diyoruz. Daha önce bir soru çözmüştük bununla ilgili gençler.
Osman Hamdi Bey, Osmanlı'da ilk sanat, ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi Nefise Mektebi'ni açmıştı diyoruz. İşte burada da meşhur bir eseri var. Kaplumbağa Terbiyecisi. Bunu görebiliyoruz. Bu eseri hep görürsünüz tablolarda veya karşımıza çıkar yine kitaplarda vesaire. Burada görüyorsunuz kaplumbağalar var. Bu kaplumbağalar önündeki yaprakları yemeye çalışıyorlar. Arkadan gelen iki kaplumbağa onlara yetişmeye çalışıyor. Bu şekilde bir tablo yapmıştır, sergilemiştir diyoruz Osman Hamdi Bey'e. Özellikle Osmanlı Devleti'nde kaplumbağalar sadafat eğlencelerinde kullanılırdı gençler. Onu da bilgisini vereyim. Yani eğlencelerde özellikle sadabat eğlencelerinde bahçelerin aydınlatılması için kaplumbağaların sırtlarına mum bağlarlardı. Bu şekilde serbest bırakarak bahçeleri aydınlatmış olurlardı Osmanlı Devleti. Şimdi biz sanattaki etkisini gördük Batı tarzın. Müzik alanında da bu dönemde yine önemli gelişmeler olmuştur. Sanat alanındaki ise etkisinden bahsettik. Müzik alanındaki etkisinden de bahsedelim. O dönemde Dede Efendi gibi önemli bestekarlar ortaya çıkmıştır. Yine daha önceki sorularda görmüştük. Osmanlı Devleti'nin askeri bandosu normalde mehter takımıydı. Ama mehter takımının yerine o dönemde Batı tarzı modern bir askeri bando olan Mızıkay Humayun kurulmuştur diyoruz. Yine eğlence hayatında da önemli değişiklikler oluyor gençler bu dönemde. Özellikle Meddah, Karagöz gibi oyunların yanına tiyatro ve opera gibi Batı tarzı eğlence türleri de eklenmiştir diyoruz. Yine ilk tiyatro eseri olan Şinasi'nin Şair Evlenmesi de bu dönemde ortaya çıkmıştır diyoruz gençler. Spor alanında da yine güreş, cirit, at yarışları en önemli spor etkinlikleriydi. Ama Batı tarzıyla beraber bunlara jimnastik, yelken, kürek, tenis, boks gibi modern spor alanları da eklenmiştir diyoruz. Yani Osmanlı Devleti'nde spor kültürünün yerleşmesi, gelişmesiyle beraber artık Batı tarzı modern sporlar da Osmanlı Devleti'nde kendisini göstermeye başlamıştır diyoruz. Bu şekilde de Osmanlı Devleti'nde kültürü bitirdik gençler. Diğer konumuzda online dersimizi değiştireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.